Merhaba bilgisayarı takipçileri. Arçelik 6251S bulaşık makinemizde şimdi de yıkama problemi baş gösterdi. Bu problemin ana sebebi devir daim pompasında ya da kapasitörde olduğunu araştırmalarım sonucu buldum. Şu anda sesi duyuyor musunuz? Bu şekilde bir ses veriyor. Suyu alıyor fakat pervaneleri çevirmiyor arkadaşlar. Biraz daha yakından çekeyim sesi duyabilmeniz için. Böyle bir ses veriyor. Pervaneler çok düşük güçle dönüyor. Böyle dırıl dırıl bir ses çıkartıyor. Daha önce kapağı açıp baktım. İçerisinde su var. Isıtmayı yapmış fakat hem bulaşıkları temiz yıkamıyor hem de suyu püskürtmüyor. Tabii ki püskürtmediği için bulaşıkları yıkayamıyor aslında. Motorun, daha doğrusu devir daim pompasının içerisindeki suyu sirküle eden motorun dört dörtlük çalışmadığına işaret. Burada iki alternatif var. Ya makinenin motorunda arıza var ya da kapasitöründe arıza var. Bunların ikisinden birisi. Ben ucuzdan pahalıya doğru gitmeyi tercih ettim. Öncelikle bir kapasitör aldım. Bu kapasitörle kapasitörün değişimini yapacağım. Şöyle bir parça. Kapasitörün değişimini yapacağım. Daha sonra makineyi test edeceğim. Eğer randıman alabilirsem bu şekilde devam edeceğim. Eğer randıman alamazsam bu sefer motoruna bakacağım arkadaşlar. Evet, şimdi makinemizi yerinden çıkartıp alt kapağını tekrar açacağız arkadaşlar. Başlıyoruz. Evet arkadaşlar, makinenin alt kısmındaki kapağı açtık. Şu kapak. 4 adet vida tutmakta bu alt sacı. 2 tanesi şu. Altta tahliye hortumunun olduğu yerde. Arka tarafı şurası. Ön tarafı bu taraf. Şurada 2 adet vidası var. Bir şurada, bir burada. 2 adet de şuralarda var. Şurada ve şu köşede. Evet, şimdi burada kapasitörümüz hangisi onu göstermek istiyorum. Kapasitörümüz şu. Şu parçayı değiştireceğiz yenisiyle. Yeni kapasitörümüz orijinal değil tabii ki. Yan sanayi bir ürün. Şöyle bir şey. 4 soketli, 5 mikrofaradlık bir kapasitör arkadaşlar. Buna daimi kapasitör de diyorlar, daimi kondansatör de diyorlar. Yani bulaşık makinelerinde, yanılmıyorsam çamaşır makinesinde ve buzdolabında da var bu kapasitörlerden. Bu kapasitörü değiştireceğiz ve makinemizi tekrar çalıştıracağız. Bu da devir daim pompası, yani içerisine suyu aldıktan sonra şuradan suyu şuradan alıp tekrar makinenin içerisine püskürtüyor. Makinenin içerisinde de o pervanelerden, içerisindeki yıkayıcı pervanelerden bulaşıkların üzerine püskürtüyor. O işi yapan parça bu. Pompası şurası, şu kafa kısmı pompa şurası, alt kısmı motor. Hazır açmışken bunun kelepçelerini de çıkardım, içini kontrol ettim acaba yabancı bir madde var mı diye. Yani kırık bardak olabilir, belki çay kaşığı falan olabilir düşüncesiyle içi temiz. Sizin de aklınızda olsun, açtığınız zaman şuradaki iki kelepçeyi söküp şunu hafif öne doğru çekerek şuradaki plastik kavuçuk hortumu yerinden çıkarıp öne doğru çekip şu iç kısmında bir şey var mı bir kontrol edin. Açmışken kontrol etmekte fayda var. Ben kontrol ettim, bir sıkıntı yok. Şimdi sevgili arkadaşlar, bunu sökeceğim. Burada bir somunu var. Tabii videoya bir ara vereceğim. Şunu şuradan gevşeteceğim şu şekilde. Daha sonra onu çıkartıp yerine yeni kapasitör takıp bulaşık makinemizi test edeceğiz. Bakalım olumlu bir sonuç alabilecek miyiz? Evet, ben kapasitör yerinden söküp videomuza devam edeceğim. Evet arkadaşlar, kondansatör yerinden çıkardım. Bu da yeni kondansatör, kapasitör ya da kondansatör, kapasitör. Bunlar aynı anlama geliyor. Şimdi
bu işlemi yaparken mutlaka fişi çekin arkadaşlar. Enerji olmasın. Soketleri şu şekilde çıkartın. Şimdi burada görünüyor mu bilmiyorum. Çift soket yeri var. Her ikisi de birbirine bağlı. Biri sağda, biri solda. Ben şöyle ürün bilgisinin olduğu kısmı kendime doğru tutarak şu ortada bir ayraç var. Bakın şöyle plastik. Bir tanesini sağa, bir tanesini sola bağlayacağım. Arkadaşlar, kondansatör olduğu için arkadaşlar elimi dokunmak istemiyorum. Enerji yükü olabilir üzerinde. Belki de yanılıyor da olabilirim ama kondansatörler bildiğim kadarıyla enerji depolamak için kullanılan ya da alternatif akımla doğru akımı dengelemek için kullanılan bir ürün olarak biliyorum. Şimdi tekrar şu eskisinin yerine takıyorum. Bu eskisi 4 mikrofor atmış. Şöyle etiket bilgisini göstereyim. Gördüğünüz gibi 4 mikrofor at. Benim yeni taktığım 5 mikrofor attık bir kondansatör. Bu kendi makinenin üzerinden çıkan fabrikasyon ürün. Polunu yerleştiriyorum üzerine. Somunu sıkıyorum. Şöyle biraz da boşluğunu elimle aldıktan sonra hafifçe de penseyle sıkıştırıyorum ve işlem tamam arkadaşlar. Yeni kondansatörümüzü taktık. Eski kondansatörümüzü çıkarttık. Şimdi makinamızı toplayacağız. Tekrar çalıştıracağız arkadaşlar. Bakalım sonuç umduğumuz gibi olumlu bitecek mi? Devam ediyoruz. Bir de unutmadan makineyi topladıktan sonra temiz su ve pis su bağlantılarını yaptıktan sonra mutlaka su sızdırmazlığını kontrol edin arkadaşlar. Herhangi bir yerden su kaçırıp kaçırmadığına bakın. Daha sonra evin içerisine su yayılmasın. Temiz su borusunu biliyorsunuz arkadan plastik bir somunu var. Onu sıkıştırıyorsunuz. Pis su borusunda gidere veriyorsunuz arkadaşlar. Bunları kontrol etmeden makinenizi yerini derleyip toplamayın yani. Bildiğiniz gibi tezgah altına yerleştiği için daha sonradan çıkartıp yerine yerleştirmesi zor oluyor. Bunu da uyarmış olayım. Ben arka kısımdan makinenin su kaçırıp kaçırmadığını şu şekilde bir el feneri yardımıyla kontrol ettim arkadaşlar. Herhangi bir kaçak söz konusu değil. Görmüş olduğunuz gibi. Eğim zaten şu istikamete doğru. Fenerin ışığını gösterdiğim yere doğru. Eğer arkadan bir kaçak olsaydı bu tarafa doğru su gelmiş olacaktı zaten. Herhangi bir kaçak yok. Duvardan da atık su giderini bağladığım yerden de herhangi bir kaçak yok. Makine şu anda bir boşaltma yaptı. Suyu boşalttı. Herhangi bir yerden su kaçırmıyor arkadaşlar. Bir sıkıntı yok yani. Evet, devam ediyoruz arkadaşlar. Bu arada makineyi nasıl açarım, nasıl sökerim, nasıl tekrar toplarım diye düşünüyorsanız arkadaşlar, bundan önceki videolarımızda yine aynı makinenin alt kapağını nasıl çıkardığım konusunda detaylı anlatım var. Oradan izleyebilirsiniz makinenin alt kısmının nasıl sökülüp nasıl bağlanacağını. Daha önceki videoda biliyorsunuz drenaj hortumunu, drenaj borusunu değiştirmiştik. Bir de şu açma kapama on-off düğmesini değiştirmiştik. Kapı fitilini değiştirdik tabi. Alt sızdırmazlık contasını falan değiştirdik. Dileyen arkadaşlar oralardan bakabilirler. Yani kanalımızdaki diğer videolarda bunlar mevcut. Oradan bakabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Kondansatörümüzü değiştirdik. Kapasitörü değiştirdik. Şu anda makinamız
gül gibi çalışıyor arkadaşlar. Kapasitörlerin fiyatlarını internetten bakabilirsiniz. Fiyatı öğrenmek isteyen arkadaşlar. Evet, bulaşık makinamız artık rahat rahat su püskürtüyor çünkü devir daim pompası çok rahat çalışıyor. Kapasitörü yeniledik. Evet, çok cüzi bir miktar hallettik arkadaşlar bu işi de. Bakalım bu makineyle daha ne maceralar yaşayacağız. İzlediğiniz için herkese teşekkür ederim. Sağlıklı güzel günler dilerim arkadaşlar. Hoşça kalın.